Sizin Engin Bey'iniz bana hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Ya sen ne kadar cesur bir adamsın Kadir abi ya. Hem geliyorsun başkasının arazisine çadır kent kuruyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki adam bana bir şey yapamaz. Bakın gençler. Bu arazi boşanmış bir çiftin arazisi. Aha bu otel kadına kalmış, bu boş arazi de adama kalmış. Ben şimdi adamın boş arazisindeyim. Yani sizin müdürünüz bana hiçbir şey yapamaz. Engin Bey yapar. Sen onu daha hiç tanımıyorsun. O, bu bizim otelin masası ya. Kim bilir daha neler araklandı. Ne araklaması? Ne araklaması Karaböcek? Doğru konuş. Buna tesisler arası yardımlaşma desek daha doğru olur. Tut abicim şunu tut. Götürelim ya. Allah'ım ya, Rabbim ya. Vallahi bizim müdür uyuyacak, uyuyacak. Evladım sen niye açtığın eline Kadir Bey ismini veriyorsun? Çünkü baba bu ismin bir marka değeri var. Bence hiçbir değeri yok. Olur mu baba? Kadir Bey Resort Otel. Kadir Bey Köfte Salonu, Kadir Bey Türkü Bar. Bunların hepsi aynı zincirin birer halkaları. Halkımız artık kaliteyi Kadir Bey isminde arıyor baba. Ne kalitesi be? Adını Kadir Bey koyduğun her işleri battı be. Vallahi bana Kadir ismini koyan sensin baba. Demek ki hata sende. Hasan. Efendim Engin Bey. Nedir bu? Bu bir kamping efendim. Onu ben de görüyorum. Burada ne işi var onu soruyorum. Bilmiyorum efendim. Sabah geldik böyleydi. Nasıl olur ya? Bu adam buraya kamping kurarken siz neredeydiniz? Niye bana haber vermediniz? Bir anda olmuş. Nasıl bir anda? Gece kondu gibi bir şey müdür bey. Çadır kondu. Bunda bu kadar sinirlenecek bir şey yok Engin Bey. Sizin oteliniz orada, benim kampingim burada. Yani biz ayrı iki bağımsız ülke gibiyiz. Ülkelerin sınırları olur. Tamam efendim. Bizim de sınırımız var. Bizim sınırımız buradan başlıyor, ta böyle geliyor. Buradan başlıyor, böyle geliyor. Yani yolun o tarafı sizin ülkeniz, yolun bu tarafı benim ülkem. Öyle mi? Peki bu otelin etrafındaki duvar nedir, söyler misiniz? Canım mesela örneğin Fransa ve İspanya da ayrı iki ülke. Ama ikisi de Avrupa Birliği sınırları içinde. İki saat içinde bütün bunları kaldırmazsanız polis ve dozerlerle birlikte geri gelirim. Ahmet Bey'den izin aldım. Ahmet Bey'in burada söz hakkı yok. Buralar Suna Hanım'a ait. Evet olabilir ama sadece otel Suna Hanım'ın. Bu boş arazi Ahmet Bey'in. Ben şahsen bizzat Ahmet Bey'le kendim görüştüm ve burayı kiraladım. Bizzat görüşmüş olamazsınız. Kendisi Amerika'da. Avukatıyla görüştüm, kontrat yaptım. Evden mi getirdin bunu? Evet baba, evden getirdim. Kampingin fitness center'ı baba burası. Nesi nesi? Fitness center baba, yani spor salonu baba. Bir de bunun kapalı olanı var. Ne taraf o taraf? Resepsiyon baba. Bunu alıp resepsiyona taşıyorsun. Kapalı fitness center oluyor. Açığı alıyorsun, açık fitness center oluyor. Evet, bu aralar biraz zayıfız ama ileride gelişeceğiz baba. Bilmek ister miydin? Kes! Beceriksiz. Vallahi bunlar karılarını özlemişler. Bir çağırırlarsa yanarım ben, batarım ben. Nasıl, mutlu muyuz? Yahu mesaj yazarken konuşma demedin mi? Pardon baba, pardon. Zühtü Bey, siz ne yazıyorsunuz? Özel. Özel mi? Seninki baba, seninki de mi özel? Evet, benimki de özel. Vay be, vay be. Demek buraya gelirken söylediğiniz bütün lafları yutuyorsunuz, öyle mi? Ne alakası var şimdi? Ne demek ne alakası var? Anneme niye mesaj çekiyorsun ki o zaman? Ya senin işin gücü yok mu? Yok. Ya siz Zühtü Bey ha? Siz evden çıkarken ne kadar büyük 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 laflar etmiştiniz? Etmiştim, ne olur. Şimdi bir mesaj için karizmayı çizdirdiğinize değer mi? Barışırsanız buraya gelirler.
Buraya gelirlerse tatili size zehir ederler. Biliyorsunuz kadın kısmısı hiçbir şeyden memnun olmaz. Özellikle de çadır yaşantısından nefret eder. Yapmayın Zühtü Bey. Bu güzel cıvıl cıvıl kuş seslerinin yerini Afife Hanım'ın şikayetleri mi alsın yani? Ya sen baba, ha? Ya sen? Zaten arının kolunu sokup şişirdiği yetmiyormuş gibi bir de annem buraya gelip beynini mi şişirsin? Kadının son 30 yıldır adam gibi doğru dürüst tatil yaptığı yok. Bir de buraya gelip başının etini mi yesin? Tamam, yemek yapan kimse yok. Ama başınızın etini yiyen kimse de yok. Dırdır yok, vır vır yok. Yapmayın, bir kap yemek için huzurunuzu bozmayın. Canım zaten 50 yıldır berabersiniz. 2 ay ayrı kalmışsınız, çok mu? Çok. Ben mesajımı yolluyorum. Ha? Ben de. Bana bakın. Eğer gelirlerse batarız, anladınız mı? Batarız. Ya. Kadir, hani benim mesajım? Kadir, bu çadır boş mu? Hayır Hulya, değil. Boş işte. Boş ama dolacak Hulya. Ben burada kalıyorum. Olmaz Hulya. Kadir, dördümüz birden o çadırda nasıl yatacağız? Uyurken yana bile dönemeyiz. Sen de dönme Hulya, ben ne yapabilirim? Hayır, burada kalacağım ben. Hulya, gelirken tabelayı görmedin galiba. Burası ticari bir işletme ve bu çadırlarda müşteriler kalacaklar. Eğer bu çadırlarda hısım akraba kalırsa ben parayı nereden kazanacağım? Gelenler çadırlarıyla gelirler zaten. Olabilir ama ben asıl parayı çadırsız gelenlerden kazanacağım Hulya. Her zaman işin zaten önde gelir. Ne yapayım Hulya? Ben sana gel demedim. Sen kendin geldin. Yani kendin kaşındın. Kudret Bey. Affe Hanım yok. Nasıl yok? Baktım, her yere baktım. Yok, kayıp. Aa, bana yürüyüşe gideceğim demişti. Ne tarafa? Şu tarafa, tuvalet yönüne. Yok işte, baktım. Her yere baktım. Daha nerelere baktım. Cep telefonu yok muydu? Burada bırakmış. Ya. Merak etmeyin Zühtü Bey. Neredeyse gelir. Akşam oluyor, gelmezse mahvolurum. Gelir, gelir. Merak etmeyin. Efendim anne. Babanlar gelmedi mi? Nereden geleceklerdi ki anne? Ormana gittiler ya dün gece Afife Hanım'ı aramaya. Ha yok anne yok, gelmediler gelmediler. Hay Allah, ne oldu acaba kadıncağıza? Ne bileyim anne, ne bileyim ben. Benim Afife Hanım'dan daha önemli dertlerim var anne. Aa, neymiş o? Sivrisinekler anne, sivrisinekler. Ya Rafi. Ha. Ne yapacağız oğlum biz ya? Vallahi ben gidip Kadir abiden iş istemeyi düşünüyorum. Bence Engin Bey'e gidelim kardeşim. Gidelim, özür dileyelim, bizi geri alsın. Boş ver şimdi Kadir abiyi falan. Ben biliyorum abicim, o bizi yine sömürecek ya. Engin Bey bizi alacağını hiç sanmıyorum. Ya gel gidelim, bir şansımızı deneyelim ya. Bak burada ne güzel kalacak yerimiz var. Kadir abinin yanına gitsek bize para vermediği gibi atacak bir tane çadıra, sineklere yem olacağız ya. Ben biliyorum neden otele dönmek istiyorsun. Çünkü Yasmin orada. Ne alakası var canım? Tabii efendim. Peki efendim.
Yok efendim, görmezsiniz. Bilmukabele efendim. Saygılar. Sorun çözüldü mü Engin Bey? Çözülmedi Yasemin. Sunu Hanım yardımcı olacağına problemi daha da büyüttü. Geldiğimde o çadırcıları sakın orada görmeyeyim de. Ne zaman gelecekmiş? Sorun da o zaten. Ne zaman gelir hiç belli değil. Benim o Kadir'i bu otelden atmam kesin şart. Ben de sevinmiştim kampinginde oldu diye. Gittiler mi bütün müşteriler yani? Gittiler anne, gittiler. Sivrisineklere dayanamadılar. Sabah erkenden hepsi tüydü. Ama oğlum buradaki sivrisinekler de adam boyu. Anne, kampingci dediğin börtü böceğe dayanıklı olur. Sinek yüzünden yer mi değiştirir? Vallahi bir çözüm bulmazsan bizim de dayanmamız zor olur. Kadir! Ya bu sivrisinekler gidiyor ya ben, anladın mı? Afife Hanım! Afife! Afife Hanım! Nereye gittin ya Afife Hanım? Nereye gittin? Afife Hanım! Yasemin Hanım, oda durumumuz ne? 5 odamız boş Engin Bey. O kamping yüzünden. Kadir bizim müşterimizin aklını çeliyor. Müşterimizi çalıyor. Günaydın Engin Bey. Oo, dün gece personel yatakhanesinde kaldığınızı duydum. Ben sizi kovmamış mıydım? Bana bir şans daha veremez misiniz Engin Bey? Olmaz. Eğer o kamping bugün otelin bahçesindeyse bunun sebebi sizsiniz. Ama biz... Kararım kesin. Hoşça kal Yasemin. Güle güle Hasan. Dur bir dakika. Seni işe geri alıyorum Hasan. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rafi, seni işe geri alıyorum. Sağ ol Kadir abi. Birinci vazifen bizi sivrisineklerden kurtarman. Nasıl olacak bu? Yandaki dereyi kurutarak. Ne? Görevim Kadir'in müşterilerini sabote edip müşterilerin huzurunu kaçırmak ve kampingi iflasa sürükleyip kapattırmak. Ne? Vallahi Afife Hanım'ı çok merak ediyorum anne. Kim bilir ne oldu kadına? Ya sakın başına bir şey gelmiş olmasın. Bütün gece yalnız başınaydı ormanda. Anne bak sakın yürüyüşe falan çıkayım deme. Bir de sen kaybolma. Ben niye kaybolayım canım? Afife Hanım yaşlılıktan kayboldu. Yaşlılıktan mı? Tabii. İnsan geçtiği yolu aynı yerden dönemiyorsa yaşlanmış demektir. Anne nedense bir anda İstanbul'daki kaybolduğun günler geldi aklıma. İstanbul başka, burası başka. Hem sen niye bindin ona? Hadi kahvaltı hazırlamaya. Anne isteyen yesin. Benim günlük programım var. Evet, şimdi bu el arabasını alıyorsun, götürüp o dereye döküyorsun. Ya Kadir abi, böyle dere mi kurtulur? Belediye arasana. Belediye bu işi 6 ayda çözer. Şurada sezonun kapanmasına 2 ay kalmış. Ne yapalım yani, sezonun müşterisiz mi kapatalım? Türk turizmini sivrisineklere yem mi edelim? Ama... Aması maması yok Rafi. Rafi, Kadir Bey kampingin geleceği senin ellerinde koçum. Hadi göreyim seni. Al şu arabayı takip et beni. Gel. Geç.
Afet. Bu dereyi dolduracaksın, tamam mı? Ve bu dere dolana kadar bu işleme devam edeceksin. Anlaşıldı mı? Başla bakalım. Aferin koçum. Kolay gelsin. Ben ne şanssızım ya. Ne şanssızım ya. Suno Otel'in geleceği sana bağlı Hasan. O kampingten kaçırtacağın her müşteri için prim alacaksın. Eğer kamping kapanırsa seni Yasemin'in yanına alacağım. Terfi edeceksin. Seni resepsiyonist yapacağım Hasan. Hülya, kahvaltı hazırlanacak diyorum. Anne ben tokum. İsteyen yapsın kahvaltısını. Tatildeyiz. Kadın kısmı çadır kampında tatil yapamaz. Burası otel değil. Ay. Etrafta garson falan yok. Tamam anne tamam. Yarım saat sonra geliyorum. En az yarım saat bisiklete binmem gerekiyor. Bisiklet de bisiklet olsa bari. Olduğu yerde duruyor. Aa, bulamayacağız herhalde. Hemen pes etmeyin Zühtü Bey. Aramaya devam edelim. Durun bakayım, bir ses mi duydum? Yok, sizi öyle geldi herhalde. Hadi devam edelim. Dikkat et buraya, dikkat et. Kadir abi, dur. Yollara niye çivi döküyorsun? Dur, sana ne be, sen karışma. Sen nereden geliyorsun? Şu ilerideki market var ya. Evet. Oradan sivrisinek kovucu aldım. Bütün bunlar sivrisinek kovucu mu? Evet, dereye doldurmaktan daha iyi bir çözüm diye. Peki bütün bu sivrisinek kovucuları takacak prizi nereden bulacaksın Kara Fatma? Priz bile aldım. Takarız bir yerde, nasıl olsa elektrik beleş. Allah'ım ya Rabbim. Kadın buraya yürüyüş yapmaya gelmiş sanki. Hülya! Hülya! Bahriye teyze sana sesleniyor Hülya abla. Duyuyorum da duymazdan geliyorum. Neden? Çünkü tatilimi kaynanama adamaya hiç niyetim yok. Ha, bu arada otelin bahçesinde yürümem yasak mı Hasan? Yasak ama neyse. Bir iki soruma cevap verirsen belki seni idare ederiz. Ne soracaksın? Kampingde müşteri durumları nasıl? Bilmem, yok galiba. Emin misin? Dün gelenler? Sinekten dolayı kaçtılar Hasan. Müşteri yok yani? Yok. Kadir abi yakında kapatır o zaman ha? Hiç sanmıyorum Hasan. Kadir abini bilirsin. Para kazanamadığı işleri devam ettirmekte üstüne yoktur. Batana kadar gider. Sen bunları niye soruyorsun anlamadım. Bir. Batsa da gitse bir an evvel. Hay Allah, ne büyük talihsizlik. Kızlar lastiğiniz patlamış. Yolculuk ne tarafaydı? Siz kimsiniz? Ben. Ben Kadir Bey Camping Holding'in genel yönetim kurulu başkanıyım. Allah Allah, borsada işlem görüyor mu bu Kadir Bey Camping? Bu sene değil ama seneye halka arz edeceğim. Abla, ne yapacağız? Yolda durup muhabbet mi edeceğiz böyle? Çatlama Ayça, düşünüyorum. Kızlar, size bir önerim var. Bizim Rafi, sizin lastiği değiştirirken ben de size Kadir Bey Camping'de o muhteşem barımda birer drink ikram edeyim.
Vallahi bana uyar. Zaten pişmiştim sıcaktan. Anahtar üstünde, steple de arkada. Tamam, Rafi halleder. Buyurun bayanlar, buyurun. Böyle alayım ben sizi. Gel canım. Esma, hadi. Hadi. Ormandan negatif elektrik alıyorum. Ayça, şu arkadaşının altıncı hissinden fenalık geldi, söyleyeyim ha. Esma. Buyurun, bu taraftan kızlar, bu taraftan. Geldiğimiz yönü hatırlıyorsunuz değil mi Zühtü Bey? Galiba aynı yerde dönüp duruyoruz. Ne yapsak acaba? İkiye mi ayrılsak? Siz en iyisi polise gidin. Belki bir haber almışlardır. Ya almış olsalar bizi mutlaka ararlar. Hadi ne olur gidin. Yolu bulabilirsiniz değil mi? Bulurum bulurum, merak etmeyin siz. Tamam, sonra beni arayın. Tamam. Bakalım kızlar, içecekleriniz. Ay burası ne kadar güzel bir yermiş. Yemyeşil. Beğendiniz değil mi kızlar? Beğenmek ne kelime? Bayıldım. Kızım sen eskiden inek falan mıydın? Çok espriksiniz kızlar. Elinize dikkat edin. Biz bugün hayatta varamayız. Nereye? Ablam bir beton yanından yara yırtmış da. Onu otel diyorlar canım. Bak, insanlar ne güzel doğaya zarar vermeden tatil yapıyorlar. Ayça, sizin örgütün toplantısında değiliz. Greenpeace nutuklarını git başka yerde at ya. Greenpeace ha? Güzel, zayıf halkayı buldum. Şimdi ben her taraf yeşillik olsun dedim. Hani yeşil olması için de ben ot dikeriz diye düşündüm. Babam da yanlış anlamış, her tarafa ıspanak dikmiş. Bir anda ıspanaklar çıktı. Evet, her taraf yemyeşil oldu ama ıspanak bahçesi oldu. Yeşil deyince siz, ben oradan şey yaptım. Kahvaltıyı hazırladım. Kimse gelmedi. Bakalım öğle yemeğini kim hazırlayacak size? Kadir, bir dakika, evet. Gelir misin? Tabii Hülya. Pardon kızlar. Kim bu kızlar? Bunlar mı? Bunlar bizim müstakbel müşterilerimiz Hülya. Uğur Marmaris'te bir otele girmiş diye duydum. Evet Aslan ya, tek başıma kaldım. Günde 16 saat çalışıyorum. Öleceğim yorgunluktan. Merak etme canım. Belki yakında ben de resepsiyona gelirim. Hasan. Sen niye görevinin başında değilsin? Engin Bey, Kadir Bey'in hiç müşterisi kalmamış. Sivrisinekler yüzünden hepsi gitmiş. Yakında kapatır sanırım. Nasıl müşteri yokmuş canım? Kampingin barında bizimkinden daha çok müşteri var. Hadi ya, o zaman yeni geldiler. Allah'ım, 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 Allah'ım.
yepy genç kızların tatillerini böyle otellerde geçirmesine gerçekten çok üzülüyorum. İnsan tatilini niye dört duvar arasında geçirir anlamıyorum doğrusu. Anlayamazsın Kadir, çünkü biz öyle bir tatil daha hiç yapmadık. Bence o otele gitmemeliyiz abla. Allah Allah, nedenmiş? Eminim o otel de diğer oteller gibi kıyı katliamının bir parçasıdır. Katliama destek veremeyiz. Kızım sen değil miydin anne babam Londra'dayken tatil yapalım diye? Evet bendim ama ben böyle bir yer kastetmiştim. Ablacığım bak, bütün ağaçlar köklerin üzerinde. Yani olması gerektiği gibi. Siz kalın o zaman. Kalırız tabii. Kalırız değil mi Esma? Hı-hı. Çadırınız var mı? Çadırımız. Çok şanslısınız. En büyük, en güzel, en lüks, en konforlu çadırımız boş. Saçmalama Ayça. Biz çevre dostu bir tatil yapacağız abla. Sen istiyorsan gidebilirsin. Buyurun, arabanız hazır. Bakın arabada 5 dakika bekliyorum. Eğer gelmezseniz giderim. Eşyaları da arkadaşa bırakır mısın? Rafi, küçük hanımların valizlerini kap gel. Hadi bakayım. Buyurun kızlar, biz de resepsiyona gidelim. Sizin kayıtlarınızı yapalım. Tamam. Buradan. Hadi bakalım. İmdat! İmdat! Zülfü Bey! Yardım edin! Kurtarın! İmdat! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Yardım edin! Allah ya! İmdat! Buyurun kızlar, gelin. İşte çadırınız burası. Bakın. Evet kızlar, çantaları da getirdik. Ablam nerede? Gitti. Nasıl? Yani arabaya bindi, çalıştı ve gitti mi? Evet ama araba binmeden önce selam söyledi. Aa, resmen gitti görüyor musun? Tabii, gidip otellerde kalıp kendine koca bulacak ya. Boş verin kızlar, siz keyfinize bakın. Zaten anne, baba, abla gibi şahsiyetler genç kızlara tatillerini zehir ederler. Ya inanmıyorum ya. Nasıl gider? Merak etme, geri gelecek. Buyurun hanımlar, siz istirahat edin. Rafi, gel benimle. Getir. Getir. Güzel, evet. Bunu nerede buldun Kadir abi? Ne demek nereden buldun ya? Parasını verdim, satın aldım. Sen parasını verdin, aldın. Hayret. Ne demek hayret? Bunu bizim için mi getirdiniz? Evet kızlar. Kadir Bey kampingi sizin rahatınız için hiçbir masraftan kaçınmaz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederiz. Rica ederiz. İyi tatiller. İyi dinlenmeler kızlar. Yürü. Bana bak. O sivrisinekler bu gece bir gelsin seni gebertirim Rafi. Tamam Kadir abi ya. Kadir abi. O kızların arabasından sonra 2 tane araba daha lastik patladı. Ne? Niye adamları alıp gelmedin? Niye kampa sokmadın? Adam çok sinirliydi, ben de bir şey diyemedim. Rafi, senden adam olmaz. Hele turizmci hiç olmaz. Fırsatları değerlendiremiyorsun. İkna yeteneğin yok. Benim sırma kapılır patron. Kapılır. Bak kızlara. Tamam. Tamam biraz tuhaflar ama 30-30 iki kişi 60 lira eder. 10 gün kalsalar 600 lira eder. Bizim bu rakamı 10 katına çıkarmamız lazım Rafi. O zaman 6000 lira para eder. 6000 liralık da yeseler içseler eder sana 12000. Ayda ne eder? 3 çarpı 12 36. Aa, harika. 2 ay çalışsak tam 72000 lira para eder. At bunun ikisini, 70000 lirayı koyarız cebimize, gideriz evimize. Tamam da Kadir abi, hesapta yemeği içmeye kattın da hani nerede yemeği içmeye? Doğru. Bizde yeme içme olayı biraz zayıf. O yüzden şu barı hemen hareketlendirmeliyiz Rafi. Aferin lan acılı şalgam. Zühtü Bey, Zühtü Bey ne oldu? Bulamadınız mı? Bulamadım Bahriye Hanım. Kudret nerede? Gelmiş olması lazım. Yok. Gelmedi. Kadir Bey,
Buyurun Zühtü Bey. Polisten haber var mı? Ne polisi Zühtü Bey? Doğrusu çok ilgilisiniz Kadir Bey. 50 yıllık eşim kayboldu, sizin umurunuzda değil. Bulunur Zühtü Bey, bulunur. Merak etmeyin, gelir yani. Bu bir temenni. Ya gelmezse? Şimdi de baban kaybolmuş oğlum. Nasıl ya? Zühtü Bey gelmesi gerekti diyor. Bir şeyler yapmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Oğlum hadi sen de kalkıp arasana. Bak hem baban kayıp hem Aslı Hanım. Tamam anne, tamam hallederiz. Ne oluyor bu ormanda bilmiyorum. Gideni yutuyor. Rafi git şu ormana bul babamı ya. Nasıl bulacağım ben ya? Ne demek nasıl bulacağım ben ya? Telefon et. Yanında telefonu vardır. Çekil. Zühtü Bey mutlaka çıkacaktır ortaya. Çıkmıyor işte Hülya Hanım. O kadar aradık her yeri. Hadi Ersan Bey, hadi Ersan Bey. Belki gece soğuk diye bir yere sığınmıştır. Tabii tabii. Mutlaka bir telefon bulup yakında arar bizi. Ya kaçırıldıysa? Allah korusun Zühtü Bey. Kesin fidye olayı bu. Fidye olsaydı herhalde arar para isterlerdi Zühtü Bey. Hey Allah'ım sen yardım et bize ya Rabbi ya. En iyisi ben üstümü değiştirip polise gideyim. Olur. Aa! Yiğit amca! Yiğit amca! Aman be! Kurnet amca! Buyurun efendim. Gel 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 otur. Otur şöyle. Nasılsınız? Nasıl oldunuz Arife Hanım? Ay bizi çok korkuttunuz Arife Hanım. Ay belki de hiç gitmedi. Belki de hep çadırın içindeydi. Ya olur mu öyle şey canım? E tabii. Siz en son ne zaman girmiştiniz çadıra? Dün akşamüstü balıktan gelince. Arife Hanım ne zaman kayboldu? Dün 6-7 gibi. Evet. Bakın demek ki çadırda uyuyakalmış. Niye kendisine sormuyoruz? Arife Hanım neredeydiniz? Kayıp mı oldunuz yoksa çadırda mı kaldınız? Do. Allah seni kahretmesin değil mi Rafi? İnsan bir ses verir be. İki saattir bağırıyorum, sesim kısıldı. Ne yapıyorsun burada sarmadılaş olmuşsun Kudret amca? Hiç. Öyle bulutları seyrediyorum. Burada çok güzel gözüküyorlar biliyor musun? İstersen bir ip de sen çek yanıma. Bu tuzak mı? Hadi bırak zevzekli. İndir beni buradan. Tamam Kudret amca sinirlenme, hemen ben hallederim. Hasan, ne yapıyorsun sen burada? Kertenkele yakalamaya çalışıyorum. Niye? Kampingin tek müşterisi iki tane kız Engin Bey. Onları da kaçırttık mı kamping boşalıyor. Senden daha ciddi planlar beklerdim Hasan. Ne gibi? Mesela yılan falan yakalayabilirdin. Ya kertenkeleden kaçmazlarsa? Gerçekten Afife Hanım kaybolmuş
mi bir şeyden korkmuş? Do. Ne demeye çalışıyor acaba? Hay Allah, ne oldu bu kadına ya? Anlayamıyorum ya. Geç otur. Bu ormanda birileri var. Baba. Kudret. Ay baba, neredeydiniz? Baba, ne oldu? Ormanda bir tuzak vardı. Deli yakaladı. Kim? Bilmiyorum. Tuzağı kurandan önce Rafi geldi. O kadar dolaştık ormanda, tuzak muzak görmedik. Ya ben yalan mı söylüyorum? Ben gördüm Zütü Bey amca. Emin olabilirsiniz. Yok, gelmiyor işte. Esma, şu bir enerji seansına bir ara versen diyorum. Hani tatildeyiz yani. Esma. Ay çok saygılısın yani Ayça. Ay nereye gidiyor bu enerjileri anlamıyorum ki yani. Hiçbir işe yaradığı yok. Bak ablam dahi gelmedi işte. Gelecek. Yok, o çoktan otele varmıştır bile. Şuraya bırakalım, gel bekleyeceğim. İnatçı keçi. Hadi gel. Yemek yemeye. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldin akşamlar. Kızım, iyi akşamlar. Zütü Bey. Dili çözülmedi mi Afife Hanım? Vallahi... Ormanda ne gördüyse çok korkmuş olmalı. Vallahi inanırım. Bu ormanda kesin bir şey var. Evet. Hadi unutalım ormanı. Tabağını alayım baba. Aksın. Ne güzel bir ortam değil mi ablacığım? Şunu unutmayalım Ayça'cığım. Araba bozulduğu için geri döndüm. Yoksa yani öyle çadırla falan işim yok. Ayrıca şunu da unutmayalım Ayça'cığım. Her gün sırayla yemek yapıyoruz. Bu da şu demektir, yarın sıra sizde. İyi de ben yemek yapmayı bilmem ki. O zaman ablan yapar. Ben de yemek yapmasını bilmem. O zaman siz alayım. Abla kardeş evde kalacaksınız çocuklar. Ablam kaldı zaten. Bu kadar yeter mi Afife Hanım? Do. Buyurun, tamam. Sen niye böyle düğüne gider gibi giyindin? Nesi var anne, işte normal bir kıyafet. 30 yıldır çadır tatili yaparım, senin gibi süslüsünü görmedim. Tamam, bitti, geliyorum. O ne? Nananan. Karavan işini çok ihmal ettim. Halbuki kamping demek karavan deme. Kadir, şu adamın oteline daha fazla yayılma istersen. Yayılmıyorum Hulya, yayılmıyorum. Şu arkadaki boşluğa bir iki karavan alacağım, o kadar. Sen önce çadırları doldursan. Dolduracağım Hulya, dolduracağım. Sen kendi işine bak. Bak yine kendi başına işler yapıyorsun Kadir. Hiç bana danıştığın yok. Hulya, sen bana yardım mı etmek istiyorsun? Al bunu, götür bizim tabelanın altına as. Angarya hiç ver demedim. Ara sıra bana danışsan yeter. Rafi nerede ya?
Rafi, 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 Rafi. Kadir birazdan gelecek. Kızım alıp gelseydin ya kocana. Anne beni dinlediğin mi var? Sizce ormanda ne var Zeki Bey? Vallahi aferin konuşsa anlayacağız ama konuşamıyor. Yani öyle bir tuzağı kim kurabilir ki? Belki hayvanları yakalamak içindir. Buralarda hayvan olmaz. Sonuçta oraya da orman diyoruz ama orman sayılmaz ki. 3-5 tane ağaç. İstanbul'daki betonlaşmaya bakılırsa o kadar ağacı orman demek yanlış olmaz herhalde. Siz ona bakmayın, o yan yana iki ağaç görse orman sanıyor. Niye beni kafayı üşütmüş biriymiş gibi tanıtıyorsun abla? Greenpeace'çiler öyle değil mi? Yani. Hayır, asıl siz bankacılar kafayı üşütmüşsünüz. Koskoca İstanbul'u plazalarla doldurdunuz. Yani. Ben sadece bankada çalışıyorum canım. Plazaları ben inşa etmedim. Ben de bankacıydım bir zamanlar. Sonra ne oldu? 2001 krizinde işten ayrılmak zorunda kaldım. İyi oldu. Çocuk annesiz büyüyecekti. Gerçi şimdi de annesiz büyüyor ya. Merak etme anne. Ceren'le biraz önce konuştum. Keyfi gayet yerinde. Buralarda trekking yapabileceğimiz bir parkur var mı acaba? Ne? Trekking. Ben yine bir şey anlamadım. Yeni gençlik işte. Türkçe konuşmak zorlarına gidiyor. Yürüyüş, yürüyüş. Ha, sakın ha. Buralarda da trekking, bırakink yapmayın. Sonra trak diye ağaçta kalırsınız. Efendim? Yani kaptan fazla uzaklaşmayın diyorum. Kertenkele operasyonu başarıyla tamamlandı Engin Bey. Birazdan kampingin tek müşterileri de kaçacaklar. İnşallah. İnşallah. Bizim şarkıcı kadın gelmedi mi? Gelmedi efendim, hastaymış. O da haftanın 8 günü hasta mübarek. İyi, hadi bakalım kızlar. Hadi biriniz bir şarkı söyleyin de birazcık neşelenelim ha. Hadi. Ya ne iyi olur. Hem Afife Hanım'a da moral olur. Çadır kampının en güzel yanı... İşte böyle sohbettir, şarkıdır, türküdür, eğlencedir. Hadi bakalım. Vallahi ben söyleyemem. Ben hiç söyleyemem. Ben de. Hülya. Evet Hülya Hanım, kırmayın bizi. Peki o zaman. Apansız uyanırsam gecenin bir yerinde... Gecenin bir yerinde gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa bil ki Seni düşünüyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız, uzaklarda elemli garip bir kuş öterse, bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa bil ki. Hasan. Buyurun Engin Bey. Bil ki. Bu şarkı söyleyen Kadir'in eşi mi? Evet, Hülya abla. İyi, gidebilirsin. Seni seviyorum.
Şuna bak ya, çok güzel değil mi? Oh, deli seni. Kaybolduğunda o kadar korktum ki seni bir daha göremeyeceğim sandım. Ne olur benden uzaklaşma bir daha karıcığım. Seni kaybedersem ölürüm. Çok korkmuş muydun ağaçta asılıyken? Korktum tabii ya. Korkmaz olur muyum? Bir an sonum geldi sandım. Çocuklar geldi aklıma. Bana bir şey olursa dedim, bunlar ne yapar? Gerçi kocaman oldular ya. Ya ben ne yapardım sensiz? Merak etme, merak etme. Ben sizi bırakıp hiçbir yere gitmem. Günaydın Dombili Baykuş Hasan. Günaydın kardeşim. Ya dün Engin Bey servis yaparken gördüm. Yoksa senin iş tekrar mı başladı? Evet başladım. E dün niye gelmedin benimle sen? Keşke gelseydin be. E gel kardeşim bir daha şansını dene. Artık çok geç. Kadir abi yanında başladık. Yazık olur şimdi. Tamam tamam. Şişt, bana bak. Hı. Bu kızlar burada kalıyor mu hala? Evet. Emin misin? Abla, dün gece çadırda çok sevimli bir kertenkele vardı, gördün mü? Görmedim Ayçal. Evde bu kalimon besliyorsun zaten, bir de kertenkele çıkarma başımıza lütfen. Tamam abla ya. Şşş, efendim. Ne iş? Hiç. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın Hülya abla. Afife Hanım ortalarda görünmüyor yine. Sabah erkenden İstanbul'a gittiler anne. Zühtü Bey Afife Hanım'ı psikoloğa götürecekmiş. Geri gelecekler mi acaba? Gelirler herhalde. Psikoloğun ne diyeceğine bağlı. Eğer sen bana yardım etmezsen ben de psikolog olacağım ona göre. Hülya Hanım. Ay! Korkuttunuz beni. Çok özür dilerim. Ben Deniz Engin Hamutçu. Suno Otel'in müdürüyüm. Tanıyorum sizi. Sizinle çok özel görüşmemiz lazım. Neden? İşiniz bitince bizim bahçeye buyurun. Bir çay ikram edelim. Detaylı görüşürüz. Görüşmek üzere. Buyurun gençler, buyurun burada. Geç bakayım. Ey benim koçlarım ya. Geçin oturun şöyle. Biraz istirahat edin. Geliyorum ben. Rafi. Rafi. Gel bakayım. Buyurun Kadir abi. Rafi, dışarıda bir tane fıstık yeşili tostos var. Lastikleri sana emanet. Gene mi? Bizim buralarda bu lastik patlama olayı çok sık oluyor. Hani satır biraz bozuk da herhalde ondan. Rafi sen git hemen çalışmaya başla. Anahtar arabanın üzerinde. Biraz ağırdan al. Yalla. Vay. Ortam güzelmiş. O ne be? Ey benim kahin ruhum. Yine buldun ortamları ve çılgın heyecanları. Ne dersiniz gençler? İsterseniz birkaç gün burada kalın. Belli mi olur? Bakarsınız gelecek günler yeni aşklara, yeni sevdalara gebedir. İşte sevgi dolu güzel bir soru. Gece ve gündüz nasıl peş peşe giderse aşk ve yaz da ayrılmaz birbirinden. Yani? Kalıyoruz. Pardon. Buyurun. Güzel.
Ya Eyüp, neydi bu herifi oynatmadıkları oyunun adı? Hamlet. Oynatsalar da kurtulsak abi, bütün gün tiyatroda gibiyim ya. Gelin gençler, ben size en iyisi bir kayıt açayım. Açma Bahçı, sen kayıt aç bize. Açayım, gelin takip edin beni. Bir cennet bahçesindeyim sanki. Hangi çiçeği koklasam, hangisini içime çeksem bilmem ki. Buyur Hülya ablacığım. Sağ olasın. Engin Bey, buyurun. Gidebilirsin Hasan. Hasan, gidebilirsin. Buyurun, ne konuşacaktınız benimle? Dün gece sizi şarkı söylerken duydum Hülya Hanım. Rahatsız mı ettik yoksa? Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Bilakis sesinizi çok beğendim. Öyle mi? Merhaba gençler, yarıştınız mı? Vay sakar vay. Selam kızlar. Size bir teklifim var. Akşamları otelimizde şarkı söylemenizi istiyorum. Nasıl? Burada mı? Evet. Havuz başında ya da restoranda. Yok olmaz, mümkün değil. Neden? Ben şarkıcı değilim de ondan. Aklıma estikçe öylesine söylüyorum. Her kadın kadar. Mütevazılık yapmayın. Ben yetenekli sesi 10 kilometreden tanırım. Baba. Kadir, şu ağaçları kireçle. Çok böcek var ya. Evet baba, haklısın. Çok böcek var. Hülya'yı çağır hemen. Ne yapıyor orada? Bilmiyorum baba. Öğreneceğiz. Haftada 2-3 gece söyleseniz yeterli. Her gece için size 200 lira vereceğiz. 200 lira mı? Az oldu değil mi? Yo, hayır da. Lütfen kırmayın bizi. İnsanları o güzel sesinizden mahrum etmeyin. Hem siz kazanın, hem sanat camiamız kazansın. Bilmem. İyi peki, tamam. Ama bak, müşterileriniz kaçarsa ben karışmam ha. Ne münasebet. O zaman bu akşam ilk programınızı yaparsınız. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yalnız bizimkilere siz söylemeyin. Ben usulünce söylerim. Hay hay. İyi günler. İyi günler. Bir taşla iki kuş vurmak buna denir işte. Kaleyi içeriden fethedeceksin. İçeriden. Hülya. Nereden geliyorsun sen böyle? Engin Bey'le sohbet ediyorduk Kadir. Engin Bey'le sohbet ediyordunuz. Ne konuda? Dün gece sesimi duymuş şarkı söylerken. E'si çok beğenmiş. Haftada bir iki gece havuz başına şarkı söyler misin dedi. Ne? Çiçekleri seviyorsunuz galiba. Severim tabii. Kusura bakmayın, sizin otelin sınırlarını geçtim ama. Olsun olsun, önemi yok. Bunlar ne diye bakıyordum? Acaba bizim kampın oraya eksik olur mu? Anlar mısınız bahçe işlerinden? İşte. Otelin bahçıvanı olmaya ne dersiniz? Ne? Hayır Hülya. Gidip o otelde şarkı söylemene izin vermiyorum. Eğer söyleyeceksen gel bizim kampingimizde söyle ya. Olur, verirsin gecede 200 lira söylerim. Veririm. Ne? 200 lira mı veriyor? Evet. Bir de üstüne para mı veriyorlar sana? Sesten anlayan insanlar da var anneciğim. Vallahi babam duyarsa olay çıkarır. Benden söylemesin. Annem doğru söylüyor Hülya. Babam bizden birinin gidip o otelde çalışmasına çok kızar. Siz hiç merak etmeyin Engin Bey. Artık bu bahçe benden sorulur. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Malzemeleri alıp hemen başlayabilirsiniz. Tamam. Hadi görüşürüz. Paramparça ağır ağır, paramparça. Olmaz Hülya, izin vermiyorum. Olur canım, sen bana fikrimi soruyor musun? Ben de sana sormuyorum. Olur, bal gibi olur. Hülya.
Kadir abi. Ne var? Bir lastik daha patladı. Lastik mi? Hadi ya, güzel. Sen lastiği tamir et, ben içindekileri ikna edeyim. Bu sefer bence zor ikna edersin. Niye zormuş? Çünkü bu sefer patlayan lastik normal değil, karavan lastik. Karavan mı? Ya. Daha iyi ya, ben onları daha kolay ikna ederim. Bence edemezsin. Ederim, ederim. Edemezsin. Ederim. Bir, iki, tek, 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 tek. Evet. Yavaş, yavaş. Yavaş, tamam. Bırakın elini çekin. Bırakın çocuklar. Elini çek. Allah. Sağ ol delikanlı, sağ ol. Ne zaman istersen çağır abi. Eyvallah koçum, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Burada bu kadar çok sinek yoktu daha önce. Ne zaman? Kalmayı kabul ettiğimiz zaman. Onlar mı? Birkaç minik haşerat. Bırakınız uçsunlar efendim, bırakınız uçsunlar. İyi de ağzıma kaçıyor. Tamam Bora Bey, ben yarın ilaçlattırma yapacağım. Siz hiç merak etmeyin efendim. Arabaya çarpmazlar değil mi? Arabaya? Hayır efendim, çarpmazlar. Otoparkta, hiç merak etmeyin sizi. Yapılan bir istatistiğe göre kazaların %34'ü otoparklarda gerçekleşiyor. Öyle mi? Rafi, sen hemen koş Bora Bey'in arabasına bak. Yanına kimse park etmesin. Hadi koçum. Tamam. Fırla. Harika bir yer burası. Ben beğenmedim. Yarın sabah erkenden yola çıkalım. Olmaz. Hayatta bırakma. Nasıl bırakmazsınız ya? Etraf çok pis. Ben burada hayatta tatil falan yapamam. Hey Bora, başlama yine. Neresi pis? Nergis, şuradan şuraya gelene kadar ağzıma kaç tane örümcek ağı dolandı biliyor musun? Senin için temiz bir yer yok ki zaten hayatta. Karavana elektrik ve su istiyorum. Elektrik, su mu? Bu karavanın elektriği, suyu yok mu Bora Bey? Var tabii ama stoklarımı eritmek istemiyorum. Anladım efendim. Ben hemen tedarik ederim, hallederim yani. Buyurun siz tatilinize başlayın Bora Bey. Teşekkür ederim. Nergis, karavana girerken ayaklarını sildin mi? Yapılan bir istatistiğe göre mikropların %17,5'i eve ayakkabı vasıtasıyla giriyor. Bora, burası ev değil, karavan. İçinde uyuyup yemek yediği her yer teorik olarak insanın evidir ve temiz tutulmalıdır. Baba? Ne var? Sen ne yapıyorsun otelin bahçesinde baba? Görmüyor musun? Budama yapıyorum. Sebep? Otelde işe başladım. Ne? Evet. Bahçıvan olarak işe başladım. Ne ara oldu bu baba? Bir saat önce. Engi Bey'le anlaştık. Bana ayda 300 lira verecek. 300 lira mı? Evet. Hem de sevdiğim bir iş için. Baba, bu işi sana Engin Bey mi teklif etti? Sen mi Engin Bey'e teklif ettin? Engin Bey teklif etti. İyi günler hanımefendi. Ay, iyi günler. Kadir Bey'in annesi değil mi? Evet. Bu yaptığınız işi para karşılığı yapmak ister misiniz? Nasıl? Anlayamadım. Otelimizde bir housekeeper'a ihtiyaç var da. Neye? Bu Engin bir iş çeviriyor ama. Dombili. Efendim Kadir abi. Bana bak. Sizin otelin bahçıvana ihtiyacı var mı? Var. Nasıl var ya? Buraya geldiğimde ben bir tane görmüştüm. Yaz gelince bütün çalışanlar güneye gidiyor. O da gitti. Başka giden var mı? Resepsiyonist de housekeeper da gitti. Resepsiyonist? Ha? Housekeeper. O zaman gergin Engin Bey benim kampingden yeni bir kurban daha seçecek. Hemen yarın başlayabilirsiniz Bahriye Hanım. Tamam. Yalnız çarşafları değiştireceğim değil mi? Evet. Ayda 300 lira değil mi? Doğru duydum. Çok doğru. İyi o zaman. Yarın sabah hemen başlıyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Engin Bey. Evet. Bu olayı eşim duymaz değil mi? Eşiniz? Kudret. Beyaz saçlı. Hep böyle devamlı kükreyen bir adam var ya. Merak etmeyin. Aramızda kalır. (Gülüyor)
Ne yaptın anne, kabul ettin mi? Etmez olur muyum? Hayatımda ilk defa bir iş teklifi almışım, kaçırır mıyım hiç? Kadir abi, o buradan adam niye benim karavana su gelmiyor diyor. Kadir abi, Kadir abi. Duydum Rafi, duydum. Rafi, sen bu otelde çalıştın. Bu otelin restorantının cirosu ne kadar sen bilirsin. Bilmem ama bayağı var. Öyle mi? Hı. İyi niyetimi suistimal ettin Engin. Efendim? Rafi, bu gergin Engin denilen otel müdürü annemi, babamı ve Hülya'yı otelde işe aldı. Hem de çok cüzi ücretlerle. Yani bana ait olan istihdamı kendi oteline kaydırttırdı. Hadi ya. Evet. Ama bu sefer sert kayaya çarptı. Madem öyle istiyor, onun kurallarına göre oynayacağız. Ne yapacaksın? Ben de restoranın cirosunu benim tarafıma kaydıracağım. Nasıl? Bana acilen şuradan Hıdır Usta'yı bağla. Bu barı havuz başına kaydıracağım. İlk hedefiniz havuz başıdır. İleri! Hasan, bu nedir bu? Bu efendim, bu Kadir Bey Camping'in barı. Onu ben de görüyorum. Burada ne işi var onu soruyorum. Ben de bilmiyorum efendim. Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki ölmekle yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün kahırlar insanoğlu. Uyumak. Ama düş görebilirsin, uykuda o kötü. Çünkü o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından düşler görebilir insan, düşünmeli bunu. Hocam dün yoktu burası burada. Yeni açılmış herhalde. Güzel güzel. Evet. Kanı bu. İki kola lütfen. Derhal efendim, iki kola. Aman böceği var. Hasan. Efendim Engin Bey. Bizim müşteriler niye bu bara gidiyor? Bilmiyorum ki Engin Bey. İyi günler gençler. Bu bar bizim otelimize ait değil. Zaten bu müşteriler de sizin otelinize ait değil Engin Bey. Ama bu iki müşteri bizim havuzdan geldi. Olabilir ama insanların hür iradesine müdahale edemezsiniz Engin Bey. Siz de bizim otelin bahçesine müdahale edemezsiniz. İyi de burası kıyı sayılır, sahil sayılır. Yani bir amme malı. Zaten size kalsa her yer amme malı. Sizi böyle alayım gençler. Arkadaşımız bütün isteklerinizi ayağınıza kadar getirecek. Oturun çocuklar, oturun ya. Sizin bu saatte havuz başında ne işiniz var? Başınıza güneş geçer mi azallah? Gençler diyorum. Oturun çocuklar diyorum. Gençler. Bey. Bana da benim Thank you.